Evet, şimdi saati kurmaya geçtik. Önce şeyi aradık içinde. Şunun içinde somun diyor. Somun da buna vidalıymış. En sonunda ben keşfettim ki. Sonra işte akrebini, yel kovanını falan monte ettik. Şurada zaten evet Mira yanımda orada. Markete gittik demin onunla. Onları şimdi yiyor. Şöyle kurulum şeyi var dedim, bir de çekeyim yine, belki hani yapmak isteyenler olursa da bir fikir olur. Şu şekilde kurulumunu sağladık. Önce bunu taktık, üzerine şu Nasıl? plaketi, ondan Güzel mi sonra pul yani somon, akrep, yel kovan saniyesi. Ne oldu? Pil mi? Dolu Ama pil yok herhalde ya. dolu pil mi yok? Ya keşke daha önce aklımıza gelseydi, marketten alırdık biz. Ya da alırız 5 dakika, birisi Tatlıyız gidip değil mi? alır. Bu şu ev duvardaki saatten söküp alayım ben. En azından Evet. çalış. Bir kere daha sipariş vermiştik saat. O çok kötü gelmişti. Böyle buraları balili, şeyli gibiydi. Sonra tekrar geri iade ettik. Bunu da verirken tereddütle sipariş verdik. Ben okudum hani yorumlarını falan, o şekilde verdik. Eşimin verdiği piyas koydu. Benim üzerime oynuyorsun bakıyorum. Evet. İstiyorsan al tak şunları. Böyle şey vardı, kabı. Kabını şimdi söktük. Bunlarda da aynı o şekilde şöyle. Naylonla kaplamışlar. En azından hani zarar görmemiş aynası falan. Baya parlak böyle şeyli. Ha? Beğendin mi? Evet, Miray da bu arada oturdu yiyor. Şöyle de bir şey çıktı saatin içinden. Şöyle bunu duvara koyuyorsun. Ölçülerini hani buna göre ayarlanıyor. Hani yuvarlak çevire çevire. O şekilde konuyor. Arkadaşlar seni de alın bunu. Ne? Çok güzel. Evet, siz de alın arkadaşlar. Şok marketten ne diye geçiyordu? Elmalı kurabiye mi? Resmi nerede? Ha, şurada. Ha, şöyle. Tarçınlı elma dolgulu çubuk kurabiye. Evet arkadaşlar, siz de alın. Miray size tavsiye ediyor. Oldu mu aşkım? Bozuk mu çıktı ya? Çalışmıyor. Allah'ım ya Rabbim. Bunun da Başarılı görünümü çıktı. hoşuma gitti ama herhalde arızalı çıktı bu da. Ne kısmetsiziz. Bu an boyacılığı bırakıp tamir tadilata gitsin. Biz bir Güzel, çok bakalım da güzel. ondan sonra geri geleyim ben tekrar. Evet arkadaşlara Miray bir şey gösterecekmiş. Göster bakalım. Açın tutsana. Hah, geliyorum. Böyle. Evet öyle. Bir de şu var. Bir de şu var. Tam 1,80 aşkım. Ben ölçüm böyle. Bunu çok 1,80 yarısı seviyorum. 90. 90 90. Bir de İşte 1,80 arkadaşlar, yarısı. Aşkım beni mi sınıyorsun? el var. Tam Şimdi bu az var. yüksekliğim bana söyledi ki. Şimdi buraya takarsak Boyunu da istersen şuraya gelir. ölçelim tüm Bir yukarıdan aşağı. var. Ha? Ama o Şimdi zaman bak. yüksekliğini de ölçelim. Tamam, tam Oldu. ortaya takamayız. Tam oraya takarsak aşağıda gelebilir. Biz onu uzatacağız ya şimdi. O zaman şöyle yapacağım. Annem Şu seviyor. koltuktan pay biçeceğim. Şimdi bu koltuk Ben böyle. de. Geri çünkü standart olacak koltuklar. Tamam. Şimdi Bunu benim için. yani buradan itibaren ortama Bay hesaplayalım. bay. Ben Hı. gidiyorum. Evet, Miray gösterdiğine göre biz şimdi ölçümü yapıyoruz şimdi duvarın. Şimdi koltuktan pay biçerek tam orta hizasını 180 alacağız. yarısı 90 aşağı. 90. Arkadaşlar bakın. Annem bana bunu aldı. Evet, el hastasıyız. El sağlığı çok Zamanla seviyorum. geçecek inşallah. Ha, yukarıdan 90 ölçtün mü? Alacağım, alacağım. Bu şimdi. Evet, Hey ona Allah'ım ceza vermemiz lazım. ben. Duvara yazıyor, duvarı karalıyor. Aşkım şeyi kıracak. Dur. Şeye bastın aşkım. Ha. Sonra yamuk ölçeceğiz. Evet, şöyle. Arkadaşlar bu da burada dönüyor. Aşkım şuraya geliyor. Aşkım 90. hep parmak izi oldu ya. Onu inceden Şunu silersin. şöyle taktık. Aşkım Nasıl? burada aynadan yansıyorsun. Ha, Evet. aynen. Şimdi şu anda çalışıyor. Şöyle göstereyim. Biraz uğraştı Murat ama en sonunda çalıştı. Hani burada ayna yok. Evet, şu 41 aynada santim hani. gibi. 41 santim. Aşın Çok mu bak. aşağıda oluyor? Şuraya gelecek. Yukarısı ne kadar oluyor? 41. Şuraya gelecek. Niye 41 diyorsun, 40 demiyor? Ya 40 işte. 40 olarak ölçmen lazım.
Yani şöyle düşündüğün işte. Ortam bu mu? Şimdi ama ben onu yapıyorum. Üstteki açım şu şu. Ha bu mu? Evet. Evet buysa şöyle. Beni yolun çocuklar alır aç. Aç bir de dükkanım daha sapan. Ama şimdi şöyle koysak. Kırık böyle oluyor. Az daha yukarı mı yapalım onu? Çok mu yukarıda olur? Çok yukarıda oluyor. Ama aşağıda gidince çok mu aşağıda olur? Aslında iyi de normalde koltuk şeyi normal. Ha? Ama şuraya takılmış olacak işte. Nereye? Biz onu buraya takmış olacak, çok aşağıda olacak benim. Bir yüz uğraştım. Dur bir bakayım. Yukarı alalım daha. Koltuk üstlerine... Yani çiviyi çakıyorduk değil mi? Çiviyi çakıyoruz galiba aşkım. Evet. Çiviyi çakacağız. Ondan sonra aşkım şu mekanizmayı koyacağız galiba. Ama bu akrebi yelkovanı çıkaracaksın herhalde. Ondan sonra şu vallahi metreyi üzerine koyacaksın. Zaten zor soktum onu ya. He. Ben şunu arkadaşlara göstereyim mi? Göster anneciğim. Ya. Getir. Arkadaşlar bakın ben bince uçacağım zamanı. Işte. Bakın bu da uçacak. Tamam. Ha, saati kendimiz mi ya tahmin edeceğiz? Mantık olarak biliyorsun her şeyi. Ha, değil mi? Yani 12 orada. Yani tamam. Saatimiz kuruldu. Evet. Nokta ile bir şey nokta gibi oldu orada. Şimdi o. Yani ölçüyü tam şuraya şöyle ayarladık. Anne. Hani duvarı tam bir saniye aşkım. Duvarı şöyle tam ölçtük 1.80'di. Böyle enlemesine koltuğun hizasından aldık ölçüyü de hani böyle tam kurulacak olanlara tam detaylı anlatalım ki. Şöyle bir de böyle yukarıdan itibaren ölçtük 1.80 olarak tı. Ama tam ortalayıp 90 yapmadık. Biraz daha yukarıda yaptık. Çünkü hani mesela çocuk falan da gelirse aşağıdan belki rakamı koparır diye işi garantiye alalım dedik. Evet. Acık daha yukarıdan yaptık yani. Şöyle olacak. Evet. Şimdi geri kalan işlemlerle oraları hızlandırarak verelim. Ya da ilkini anlatalım. Gerisini hızlandırarak yapalım değil mi aşkım? Tabii biz de acemisiyiz. 12'yi bulacağım. Ben sana rakamları yanlış yapıştırmıyorlar. Hangisi? Anne. Efendim aşkım. Şey yapalım. Buraya 1, 2, 3 yazalım. Aa, bir dakika. Efendim aşkım. Direkt yapıştırıyor mu? Yapıştırması nasıl acı? Şimdi onun ucuna nasıl yapıştırıyor? Bunun üzerini sonra sökelim değil mi orada? Evet parmak izi olmasın. Şimdi yap, bir de ona bakalım. Efendim yani. Aşkım sen konuş. Buraya 1, 2, 3 falan yazarız. Ha. Saatleri o belirler. Değil mi? Şöyle. Evet Miray'ın dediği de mantıklı. Üzerine yazarız diye. Şöyle etiketi var ama bunu yapıştırdıktan sonra sökeceğiz. Plexitekini söktük ama hemen parmak izi oldu zaten. Şurada şöyle de yapışkanları var. Bunları şimdi o metreyle ölçtükten sonra bunları oraya yapıştıracağız direkt ayarlayıp. Aşkım ben çıkardım bunu. Tamam canım da şu yapıştırma hizalamasını nasıl yapacağız onu? He, tamam bilmiyorum Murat şimdi. Bir şeylere daha baksın. Hemen evet, geliyoruz. Murat telefonu. Evet Murat Usta güveniyoruz sana. Yüzümüzü kara çıkarma Murat Usta. Ama o kendine güveniyor mu acaba? Arkadaşlar babama destek olalım. Değil mi? Evet. Like'larla destek olalım. Pilini çıkarsaydın şunu önce. Şunu düzeltsene. Aşkım yamuttun bunu hep ya. Düzeltin. Saatin şöyle bir ekseninden kaydı ama yumuşak aşkım bunu. Tamam ne yapayım canım? Yamuttun ama ya. Bana söyle ben de azıcık çıkarayım. Şöyle getireyim. Siz de görün. Murat ekranı kapladı. Aşkım yani tam böyle şey veriyordun bana. Malzeme veriyordun. Anne. Nazik anne, nazik sis baba. Evet. Nazik sis baba. Ben burada bir aşkım onu çıkarmadın. He? Yamultursun ama onu da çıkarsaydın. Ya buraya girmiyor zaten ya. Bunu nasıl yapacak tabii ya? Bunu... Nasıl girmiyor ya? Hani o şuraya uç var ya bunda bunu çıkaracağım bebeğim. Ne çıkıyor bundan? Öyle zımba gibi çıkmıyor. Dur bakayım. Olmadı o oraya girmiyor. O zaman bunu böyle buraya koyup ben tutayım sen çevire çevire yapıştırsan mı? Nasıl tut yapalım? Tut şunu. Onu tak oraya işte. He? Onu tak. Ama şey fark var şimdi. Ha. Şu fark var. Tamam. Şimdi bunu buradan alacağız. Neyi alacağız?
Ya yapacağız ya yapacağız. Ya yapacağız ya yapacağız. Biz biraz daha düşünelim geliriz. Bu sefer oluyor galiba. Bu sefer olacak. Bu kadar uzun süreceğini ben de zannediyorum. Babana güveniyorum. Güveniyoruz sana. Arkadaşlar babamın destek olun. Like atıp. Şimdi akrebi yelkovanı saniyesini hepsini çıkardı. Onun yerine bu metre düzeneğini koydu. Ondan sonra şimdi sıra. Sen şeyleri ver, 12 ver. Sen üstüne baksana. Al. Böyle olması lazım değil mi? Al bakayım. 10 burada, 2 orada, 12. Annem bak. Arkadaşlar like. Anneciğim düşersin. Yapma. Like. Bak şey de var burada. Şöyle. Böyle doğru değil mi? Eminsin. Evet aşkım. Şey düzlüğü nasıl? Şu düz mü? Yamuk mu duruyor sanki? Ha şimdi burada? Sen onu ben göremiyorum. Sen göreceksin. Ben buradan hiçbir şey göremiyorum. Evet şu anda uğraşıyoruz. Bakalım inşallah başaracağız. 12'yi takmak bayağı bir zamanımızı aldı. Ya dengesini kurmak biraz zor. Evet. Değil mi? Ver, evet. 6'yı versene. 6'yı mı? 6. 7, 8. Bir düz değil mi Mehmet? Arkadaşlar. Ver rakamı ver. Çok yapıştı, tam yapıştı. Öyle bir tutturalım. Düz, onu düz yapıştıralım. Bir dakika, az dur şimdi. Bir şey ver bakayım ya. Bir dakika. Bir dakika. Şimdi. Ya nerede saat nerede? Şu saati bir takayım toplayacağımız. Tam ortaya mı geldi şimdi bunu takınca? Nasıl anlayacağım? Bir dakika, bir dakika. Nerede saat nerede? O solunda işte. Olabilirsin. Nasıl koymuş bu? Arkadaşlar evinize almayın, aldırmayın. Kurması çok zor. Kaç saattir uğraşıyoruz? Evet, 11'i istiyor benim aşkım. O kadar işkence oldu ki. Yani eziyet gibi bir şey oldu. Almayın, aldırmayın. 11'i ver Batuhan. Ben büyüyünce 31 yaşında olacağım. 31 yaşında olacaksın. Mübarek sayıda kalmış. Evet, Miray diye inşallah yapacaksın baba bu saatte. Evet Batuhan geldi şimdi yardıma. Büyük abimiz gitti. Murat hala orada. Kaçı yapıştırdın aşkım? Onu yapıştırdık. Yarısını yaptı. Alt yarısı kaldı. Böyle dursun. Böyle. Evet. Şu anda saatimiz an itibarıyla yapılmış oldu. Ve saatlerimiz 8.30 gösteriyor. Herhalde tam olarak doğru. Ama çok zorladı. Gerçekten aşırı derecede zorladı. Ama en sonunda yani başarılı olduk. Eşimin ellerine sağlık diyorum. Güzel bir şekilde halletti. Yani bu saatler güzel oluyor da sadece şu sanki biraz daha büyük olsaydı akreple yelkovan. Değil mi? Daha böyle uzun olsa daha hoş olurdu. Küçücük kalmışlar. Onun haricinde güzel yani. Evet, güle güle kullanalım diyoruz. Mutlu zamanlar, mutlu saatler geçsin.